Siz değerli takipçilerimize böyle bir arabayı sunmaktan ötürü öncelikle üzüntülerimizi dile getiririz. Biz bu arabada bile patladık arkadaşlar. Neden patladık? Şimdi onu anlatacağım. Ekspertiz raporunu göstereceğim size arkadaşlar, hazırsanız. Arkadaşlar şimdi geldik fiyat kısmına. Bu arabanın fiyatını bir konuşalım sizle. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz sağımda ve solumda iki tane araba var. Bu videoda hangisini çekelim diye düşündük. Soldakine karar verdik. Soldaki araba arkadaşlar Sıddık'ın arabası. Hatasız boyasız sıra mersiz ikinci sahibinden demek isterdik ama... Hatasız kul olmaz. Ben de tam öyle bir giriş planlıyorum ya. Hatasız, boyasız, şaselerinde kesinlikle işlem yok demek isterdik ama maalesef öyle değil. Bu aralar çok söylüyorduk ama bu araç için maalesef söyleyemiyoruz. Sevgili arkadaşlar bir ön uyarı gireyim. Bu kadar internette araç alırken dikkat edilmesi gereken kuralları anlatıyorsunuz. Şunları anlatıyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Fırsat arabalar gibi güvenceli bir sistem oluşturmuşsunuz. Herkes oradan güvenceli araba alıyor. İyi de kardeşim niye bu kadar patlayıp çatlıyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar bunun iki tane cevabı var. Bir tanesi terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Bir %20'lik kısmını buraya verin. Geriye kalan sebep de şu. Biz yeri geliyor bazen bir günde 10 tane araba satıyoruz. Ama o kadar hızlı cereyan ediyor ki dükkanın önüne geliyor gidiyor. Gelmeden gidiyor. Bir telefonla yönlendiriliyor. Bir sürü alım satımız cereyan ediyor. Size aksayan kısımlar genellikle patlak çatlak olayları haber oluyor. Yani bazen şöyle bir aksilik çıktığında, bir pürüz çıktığında ortada bir ders alınması gereken bir durum çıkıyor. Ve biz de genellikle videoları bir kazanım esaslı yaptığımız için diyoruz ki bunu anlatalım. Yani burada nasıl kazıklamışlar, bizi veya nasıl yaşanmış. Normalde böyle değil zaten. Parayı koyacak yer bulamıyoruz. Deli gibi para kazanıyoruz biz. Aşağı yukarı 60-70 bin liralık bir araba bugünün piyasasında, şartlarında. Fakat biz bu arabada bile patladık arkadaşlar. Neden patladık? Şimdi onu anlatacağım. Bu arabanın sahibi bizim bir arkadaşımız Isparta'da. Bu arkadaşımız arabayı getirdi bize. Dedi ki bunu fırsat arabası yapalım. Ben bu arabadan çok anlamıyorum. Sıkıntısı olan bir arkadaşımı ekonomik olarak kurtarmak için bu arabayı ondan aldım. Sonra baktım ki benim kalemim değil, binesim de yok bu arabaya. Hadi bunu satalım dedi. Aldığım fiyattan satalım dedi. Kaç para kardeşim bu fiyat? İşte 57 bin lira mıydı? 57. 57 bin lira dedi. Tamam 57 bin lira iyi. Ondan sonra Sıddık dedim. Normalde ben böyle bir araba almam. Göğüse falan bir bakıyorum. Dudağı bükük. Yani teyip şeyi tutmuyor. Öteki bilmem neyi tutmuyor. Sağa sola ayrık duruyor. Kaportada zaten böyle işte boyalar patlak çatlak sağda solda. Ben bu arabayı almam. Sıddık da dedi ki abi dedi, ya eve gidip gelmek zor oluyor dedi abi. Ayağımızı yerden kesecek bir şeyler olsa ya dedi filan. İyi kardeşim o zaman tamam bir bak incele dedim. Piyasasına bak oluyor desen alıverim sana dedim. Bende de biraz var. Sende de bir ver falan. Hemen orada ayaküstü böyle. Ya bir adam kaç fısıldayarak kaç tane iş bitirebilir? Sıddık nasıl bir yetenek var sende? Adam abi şöyleymiş böyleymiş. Ben de 30 çalışır. Sen de 20 koy üstüne bilmem ne. Hemen orada ayaküstü bitirdi işi. Neyse tamam dedim ben de. Bunlar hayırlaştılar arkadaşlar. Satan arkadaşımıza dedi ki ben alırken şunlara çok dikkat ettim. Motoruna bilmem neyine çok dikkat ettim. Abi onlarda sıkıntı yok. Evet dışı biraz çirkin olabilir. Ama araba gayet güzel. Sadece motor kaputu değişmiş dedi. Bize bir ekspertiz fotoğrafı gösterdi. Bu Isparta'dan bir arkadaşımız arkadaşlar. Samimi olduğumuz bir arkadaş. Dolayısıyla da biz ihtimal vermiyoruz yani başka bir şey olabileceğine. Bunun için 50 bin liralık arabayı da hadi kaldıralım götürelim işte 800 lira 1000 lira verelim de ekspertiz yapalım. Gerek yok yani. Zaten paranın hepsini verdiğimizde tam çıkmıştı yani. Değil mi? Aynen öyle. Neyse Sıddık'a döndüm. Sıddık'a şunu söyledim arkadaşlar. Aynen bakın buraya dikkat dinleyin. Sıddık dedim ben bu arabayı kesinlikle almam. Hakir gördüğüm için değil. Ama sattığımda bir yerinden son nefesini vermek üzeredir. Kayışının biri esnemiştir, gevşemiştir. Eski araba. Satarız bir eşe dosta. Boşver eşi dostu. Herhangi bir adama satarız. Adam bize geri dönme ihtimali o arabalara girmek istemiyorum. Palio'yu ben niye aldım? Çünkü Palio ilk sahibinden tertemiz, şıkır şıkır, saat gibi bir arabaydı. Yok değişmiş mi, şuymuş buymuş. Neyse ufak tefek revize ettik aldık. O arabayı alırım. Ama bu araba benim için mesin. Emin misin diye sorulsaydı abi bana. Ben de eminim abi dedim. Bir de bende şey var. Öyle eski arabalar ilgilenmeyi çok seviyorum. Sanayi ilgilenmeyi çok seviyorum. Hobim yani bu benim. Aynen. Tamam. Sıddığı hurdalığa bırakacak. Eşim beyi pek sever tamam böyle. Direksiyon bulur gelir. Şimdi bizim Renault'un direksiyonunu çalmışlar. Onu falan bulacağız inşallah beraber bulacağız. Ben eminim abi dedim ben de. Hiç bakmadan aldık arabayı biz. Daha sonrasında ne oldu arkadaşlar? Sıddığa dedim ki Sıddık dedim ay sonu geliyor. Hem bin hem sat diye zaten aldık bu arabayı. Evet. Dolayısıyla da sen bu arabayı istersen yavaş yavaş eşe dosta anlat.
Ramazan'dan önce sana zahmet bu işi hallet. Sıddık da tamam abi dedi. Birkaç arkadaşa söyledi. Bir iki kişi geldi baktı etti filan. Fiyat da şu seviyelerde arkadaşlar. İnternetten giriyoruz bakıyoruz. 96 model kliması olan arabalar. Hidrolik direksiyon yok bunda. 65'ten başlıyor. Kliması olanlar 65'ten başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Sıddık'a dedim ki madem biz fırsat şeyi yapıyoruz sen de bunu uçma. 68'de pazarlıkla istediğin rakama ver. 57 bin liraya biz almıştık. Masraf ettik. Eksikleri vardı. Gedikleri vardı. 58 bin, 59 bin neye mal olduysa artık hani düz hesap 60'da. Yani yaz üstüne 5, 7, 6 kaç çıkıyorsa o şekilde bir ticaret mantıklı olabilir. Bir araba yani. Neyse de çok böyle büyük araba değil. Bundan hani 10 bin lira, 20 bin lira kazanacak araba değil yani. Gönlümüz ona el vermez yani. Ne olur bu arabadan atıyorum 50 almışsın, 55 almışsın, 3 lira masraf etmişsin. 3 lira da 5 lira kazansın. Allah beret beret seyredersin. Yoluna bakarsın yani. Ya kazanmasa bile bu arabanın kazanımı senin evden buraya araçla gelip gidiyor olman yani. Ayağını yerden kessin dedin ya. O maksat. Biz bunu yayınlayalım. Videosunu çekelim. Satalım dedik. Yalnız Sıddık dedim. Biz bu arabayı video çekip satacaksak başkası bize güvenip buraya gelecekse kimseye mağdur ve mahcup olmayalım. Hyundai i10'u satarken tamponun da boya çıktı. Gerçi onlar önemsiz ama biz insanlara hassas olmayı anlatıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bunu sürekli mağduriyetini yaşayan da biz olmayalım. Git dedim ekspertize sok. Ekspertize gitti. Arkadaşlar ekspertiz raporunu aldı. Ekspertiz raporunu göstereceğim size arkadaşlar. Hazırsanız, kendinizi hazır hissediyorsanız Ramazan mübarek gün. Biz bu arabayı sadece motor kaputu değişen diye aldık. Değişen meyişen zaten önemli değil. Ben Sıddık'a dedim umurumda değil. Arabanın genel hatları, şasesi bilmem ne düzgün olsun. Çok da sorun değil dedim. Şimdi internete girip bakmışız. O zaman aldığımızda 60'tan başlıyordu. Evet. Şimdi 65'ten diyorsun. Aldığımız günde 60'tan başlayan bir araba 57'ye almak. Zaten arabanın bandı çok düşük. Yani kendi bandı da düşük. Yani bu arabada kazıklansan kazıklanacağın rakam 5000 liradır yani. En kötü olabilecek odur yani. Biz 15.000 lira kazıklandık. Arkadaşım bize söylemiş olduğu ekspertiz raporu doğruymuş. Hakikaten motor kaputu değişen geri taraf tadilat boya, sök tak boya, vırt sırt boya falan filan. Ondan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada açıklama var. Müşteri istediği hata konusunda sağ sol şasi podyalar ve kılıç saçları tadilatlı boyalıdır. Ooo. Rahatladın mı Sıddık? Sıddık ekspertiz yaptırmış gelmiş. Baktım böyle içeride oturuyor. Kafayı öne eğmiş arkadaşlar. Oğlum ne oldu dedim. Abi dedi ya. Ne oldu oğlum dedim. Abi dedi şu ekspertiz raporuna bir bak dedi. Baktım ekspertiz raporuna her şey. Ne oldu dedim. Abi dedi aldırdık dedi sana arabayı. Bak dedi arabada neler çıktı. Ne oldu dedim. Canı sağ olsun lan dedim. Eyvallah abi. Demedim mi? Dedin abi. Kamera önünde falan diye anlatsa arkadan ötersin benim olmadığım yerde. Bu aralar fazla atar yapamıyoruz. Oruç ağzı. Sahursuz oruç tutuyor. Gecenin saat 3'ünde arkadaşlar koca paket neyse yemiş. Tam su içmeye niyetlendi sırada ezan okunmuş. Allah razı olsun takvasından. Ezan okundu diye bir yudum bile almamış. Ondan beri böyle bir mülayim bugün. Sapan yemiş kurbağa gibi atılmış gitti. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Motor havuzu sacı işlemli boyalı. Ne olduğunu bilmiyorum bunların ama anladığım bir şey var. Motor havuzu komple de şey işlemli abi. Komple işlemli. Komple işlemli. Yani mesela bagaj havuzu işlemli görüyorduk ki mesela. Bunda motor havuzu da işlemli abi. Ön panel değişen mesela. Aynen motor havuzu yüzme havuzu gibi olmuş. Araç dıştan komple tadilatlı boyalı, bagaj havuzu hasarlı, arka panel hasarlı. Arkadaşlar yani benim bu ekspertiz raporunu anladığım şu. Dur şunları da geçelim. Bu ön panel gri bir tane efsane kasa sökülmüş takılmış. Tamam sıkıntı yok. Tadilatlı boyalı sol omuz direği, sağ omuz direği. Omuz direkleri şunlar. Öyle mi? Şunlar mı? Evet abi. Yok yeşille çiziyor ya bak gördün mü? Kılıç sacı değil mi bu? Omuz değil mi burası? Ben bildiğim kılıç sacı bu. Ha doğru kılıç sacı. Neyse omuz bunu neresi? İzleyen arkadaşlar yönlendirirler. Doğru lan kılıç sacı burasıydı. Evet. Tamam neyse. Üstelik ne diyor? Aynısı yazmış. Tamam devam edelim. Diğer sayfaya da bakalım. Arkadaşlar bu da şase bölümü. Ön panel değişen, arka panel hasarlı düzeltilmiş. Sol kılıç sacı boyalı, sol ön podya boyalı, tadilatlı boyalı şase. Sol arka podya orijinal. Sol arka orijinal var mı? Hani orijinal yoktu lan arabada? Var iyi gene güzel. Tamam. Sol arka podya orijinal, sol arka şase orijinal. Alt taban sacı orijinal. İyi. Bagaj havuzu hasarlı düzeltilmiş. Direksiyonumuz var. Dur. Sağ kılıç sacı boyalı. Podya, sağ ön boyalı. Şase tadilatlı, arka podya orijinal. Arka tampon paneli demir değişen. Ya neyse dengeliyor tamam. Dengeliyor ya. Tamam. Şase podya tamam. Değişen. Ya aman. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim size. Biz bu arabada çok kötü kazıklandık. Ama Allah'a şükür ki kazıklandığımız araba ne kadar kazıklanırsan kazıklan. Yani belli bir seviyenin altına düşemeyeceğim bir durum söz konusu. Biz bu arabayı aldıktan sonra
çok kısa zaman içerisinde ne yazık ki 50-60 bandında o kadar çok araba isteniyor ki ülkede. Bu kadar çok araba istenmesinden dolayı da bu arabaların rakamları 5 koya koya gidiyor. Yani 2 sene önce aldığınız, 3 sene önce aldığınız 200 bin liraya aldığınız arabayı bu sene 450-500 bin liraya satabilirsiniz. Ama 3 sene önce 20 milyar aldığınız bir arabayı bugün 80-90-100 bine satabilirsiniz. Çünkü müşteri kitlesinden kaynaklı 5'e katladı, 6'ya katladı. Ama yeni arabalar, rakamı yüksek arabalar en fazla 2-3'e katladı. Dolayısıyla arkadaşlar bu araba ekonomik olarak zarar etme riskinizin çok az olduğu bir araba. Şimdi biz bu arabayı hataları, kusurlarını öğrendik. Gazıklandığımızı da öğrendik. Arabayı satan arkadaşımız dedi ki bu arabayı bizden alır mısın? Dedi ki abi benim nakitim yok. Alamam. Sen bu arabada bir şey yok dediğin gibi çok şey varmış bu arabada. Alamam dedi. E tamam o zaman kardeşim sıkıntı yok ne yapalım? Ben size dedi bir bedel ödeyeyim diye 3 lira 5 lira neyse bir rakam konuştuk kendi aramızda. Hayırlı olsun dedik. O şekilde hallettik arkadaşlar. Yani sorunları yaşadığımız gibi çözümlerini de size aktarıyoruz ki başınıza böyle şeyler eskaza gelirse bu tarz çözümlerle siz de mutlu olabilirsiniz. Sıddık'ın yaptığı gibi koltuğa gömülüp de böyle karnına uğrup da böyle abo bu arabada başımıza ne geldi diye çok kahrolacak bir durumumuz da yoktu Allah'a çok şükür. Tüm sermayemiz bu araba olsaydı evet belki daha çok üzülürdük. Ama böyle bir durum da yok Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Böyle bir durumumuz da yok. Maşallah. Elhamdülillah. Bir şekilde bu işin içinden sıyrılabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim zurnanın zıt dediği yere. Biz bu arabada bu halde gazıklandık. Başımıza bu geldi. Ekspert raporu da burada elimizde. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle mübarek Ramazan ayı. Biz bu arabayı satmak istiyoruz. Siz değerli takipçilerimize böyle bir arabayı sunmaktan ötürü öncelikle üzüntülerimizi dile getiririz. Fakat internete girip de tabloya baktığımız andan itibaren şu anda 65'ten aşağı araba yok. Yok, onların şase işlemleri de var bir daha. Onlar da şase işlemi var. Aynen öyle. Ya da ilana yazmamış da olabilirler arkadaşlar. Atıyorum en ucuz araba belki bizimkinden daha helake. Evet, o da olabilir. Biz neler yaptık peki bu arabayı? Biraz da pazarlayalım oğlum. Niye hep karamsar tablo tamam. Çiziliyorsun ya? Arabayı aldık. Lastiklerimiz kötü, hala kötü. Geç onu. Ne yaptık? Kapılar kilitlenmiyordu. 4 kapıyı merkeze kilit yaptık. Yaptık. Kapılarımız kilitlenmiyordu. Patlaktı arkadaşlar. Onu da yeni öğrendik. Yaptık. Farlarımız, sinyallerimiz tam yanmıyordu. Onu da yaptık. Yaptık. Kalefer tesisatımız hiç yoktu. Komple yoktu. Kalefer tesisatı komple yaptık. Alev alev çalışıyor şu süper. Anda. Süper. Termostat hiç çalışmıyordu. Termostatını değiştirdik. Parasını ben gönderdim de oradan hatırlıyorum. Tamam. Far dinamosu elektriği değiştirmeye gerek yok dedi. Akü yanması yakıyor bazen ama idare edersin dedi. 500 liraymış. Onu yaptırmadık. Tamam. Şu anda kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor. Şart sorunu. Tamam. Arada akü lambası yakıyor, arada yakmıyor. Yani gitmemezlik, çalışmazlık yok, yapıyor mu? Yok, yapmıyor. Tamam. Ondan sonra distribütör değişebilir dediler. Düşük devirde gaza böyle yüklenince pop pop diyor. Şimdi gösteririm ben sana onu. Tamam. Başka neler yaptırdık biz bu arabaya? Başka bir şey yok. Tüpü falan yeni aracımızın. Gazan tarihi ne? Ona bakalım. Bu arabalarda onlara bakalım. Bakılıyor. Arkadaşlar anahtarımız öyle sıradan bir anahtar değil. Bakın sustalı. Yani. Volkswagen Jet anahtarı. Evet arkadaşlar arabamızı tamam, açıyoruz. Kaldır abi. Gazanın tarihi nerede yazıyor Sıddık? Sütlü, çilekli, yavrum, sürekli... 2028'miş abi. Öyle mi? Ha, 2028. Evet, gazanımız 2000... yeni. Arkadaşlar şöyle temizliğinden görebilirsiniz. Bagajımız geniş bu araçta. Evet bagajı da gösterelim. Bagaj şöyle. İstetme var mı? Var. Oo istetmemiz var. Bakmadın lan. Ben de hiç bakmadım lan. İstetme varmış ya. Niye arabayı çok kötü lanse ettiriyorsun? İyi hissetme var mı? Şurada şeyler, kirkolar, mirkolar var. Kirko takımımız var. Sanırsın yani arabanın üstüne benzin döküp yakacağız. Öyle değil. Arkadaşlar Sıddık bunu uzun zamandır kullanıyor. Severek de biniyor. Aracımız bu arada 1.3, 1.6 değil. Bunların 1.6'lar daha fazla. Ama 1.3'ler var. Bu aracımız 1.3. Enjeksiyon değil, karbüratörlü. Hidroütüresyon yok. Hidroütüresyon yok ama klimamız var. Klima var. Klima var. Ön camlar otomatik. Ha, ön cam otomatik. Tam palyo da yok lan cam bizim otomatik. Koltuklarımız şöyle kamuflaj şeyli, kılıflı. Teyp arada çalışıyor, arada çalışmıyor Sayın abi. Şu kamuflajın altı patlak mı, çatlak mı bir göstersene. Patlak abi. Patlak mı? Ha, şoför koltuğu daha fazla patlak. Bu yolcu koltuğu biraz daha az patlak. Bir iki sigara ne var? Şöyle aradan göstereyim. Buraları idare eder. Arkalar biraz daha iyi ama şoför koltuğu falan dikişli. O tadilat olması gerekiyor. Tamam. Klimamız şöyle teyp var, teyp de bluetooth var. Anam doğru söyle. Vallahi. Yani bu arabada bluetooth cep telefonu görüşme yapabiliyor muyuz? Vallahi yapıyoruz, numaran çıkıyor burada. Öyle. Ciddi söylüyorum. Arkadaşlar vallahi sırf şunun için bir 5 kağıt fazladan atılır. Tek maaşla çalışır. Gayış sesi var. Gayış ötüyor, az hemen 2 dakika sonra çıkıyor ben. Ha, anladım, benim eski Toyota Corolla. Ben bu arabayı 7 sene bindim biliyorsun değil mi Sıddık? Evet.
Hadi bakalım eski hidrolik direksiyonu unutmuş musun? Bak bakalım. Anam yemin olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sonradan ön camları otomatiğe dönüştürmüşler. Şöyle göstereyim. Son cam. Bak şuradaki tıpası, şuradaki tıpayı kaybetmişiz bak. Oraya tıpa da kalın. Tamam. Oraya tıpa da kalın. Dur abi. Çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Şöyle otomatik, full otomatik. Tamam, burayı da bak. Tamam, camlarımız çalışıyor. Camlarımız çalışıyor. Arkadaşlar şöyle size az önce bahsettiğim o göğüsteki yamultuları falan görüyor musunuz? Teybe oturtamamışlar buraya. Dudağı bükük kalmış yani. Şuradan dilini çıkaracak bir yer var ya. Bu abi, bu araç burası çok güneş görmüş. Ondan da gelmiş olabilir. Bu araç kare plaka. Antalya'nın çok güneşini görmüş olabilir abi. Bilmiyorum. Bir ihtimal düşünüyorum da belki olabilir yani. Evet, LPG ışığı burada. Motorun çalışma sesi güzel sıktık yalnız onu söyleyeyim. Güzel abi. Ha. Arkadaşlar bu arabanın en güzel taraflarından bir tanesi motoru şıkır şıkır. Yani biz biniyoruz. Kaç gündür Sıddık'ın işi olduğunda, yani başka birisinin işi olduğunda ofisten herkes bu arabayı alıp bir yere gidip gezip dolaşabiliyor. Yani hiçbir sorun yaşamadık. Şuralar falan biraz çirkin duruyor Sıddık ama. Burası evet. Tek panelle değişir belki düşük maliyeti değil mi? Değişebilir abi. Belki de yoktur bile. Çok buralara bir şey yapıştırmışlar böyle falan. Böyle sigaralığımız var. Sen sigara içiyor musun bu arabada? İçiyorum. İnsan biraz hassas olur böyle bir arabaya. Benim kullandığım arabalarda sigara içmemek yasak. Halal olsun, dayı oğlu. Dur. Arkamızda araba var mı? Geri görüş kamerası falan yok değil mi bunda? Yok abi. Anam, anam yemin olsun direksiyon. Çok ağır değil mi? Çok sert lan. Gel gel. Anam tamam. Alışmamışım. Buradan biraz. Bismillahirrahmanirrahim direksiyon. Hey gidi günler be. Lan hidrolik direksiyon şu arabada Toyota Corolla, yazıklar olsun sana. Yani sene kaç olursa olsun ya. Yapılmaz mı? Yapıştırınca gidiyor değil mi araba? Gidiyor abi. Şimdi arabayı test edeceğiz zaten. İyi lan direksiyon o kadar sert değilmiş. İlk başta çok kazık gibi geldi de. Yo, altın toprak da ondan öyle. Ha öyle mi? Evet. Emniyet kemerini takıyoruz. Emniyet kemeri çalışıyor çalışmıyor onu bilmiyorum. Ben kullanmıyorum. Yani arabamız nasıl olsa helalken işte bir şey olursa ikiye bölecek demiyoruz. Korna çalışıyor, sinyaller çalışıyor, farlar çalışıyor. Tabii. Tamam, bunlar çalışıyor. Başka çalışmayan bir aksam. Şu anda bir yola çıkalım o zaman. Unutmuşsun manuel kullanmayı Sayda abi. Ya. Geldiğin yeri unutuyor musun bilmem. Bu ses ne? Şu çıt çıt sesi mi? Ha. Ya bu bir şey açıyor. Teyipten geliyor, CD sesi. Vallahi bilmiyorum, bunun CD yok ya abi. Nasıl yok? CD yok, USB var, kart var, CD yok bunda. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var, neye bakıyorsun? Nasıl yok oğlum? Vallahi yok. Bir böyle klemens açıyor gibi, bir şey kapağı açık kapatıyor gibi böyle çıt çıt diyor değil mi? Vallahi bir şey açılacak açılamıyor gibi bir ses evet, var. Evet. Bunu motor bakımı yaptırdıktan sonra çıktı ortaya o. Öyle mi? Usta ne dedim onu çözemedik bir. Bir yapıştıralım şöyle performans tamam. Görelim. Basmasa bokoto yemiş işko. Eyvah ko. Çap koptu. Yemin et. Çap koptu. Yüzü gördük hızlı bir şekilde. Yok canım yüzü 3 dakika falan görüyorsun abi. Öyle mi abi? Şu anda 4'teyim 5. Frenleri yaptırdık, el frenlerini yaptırdık bu arada. Evet, şöyle frenlerini test ettim. Güzel araba. Öyle çok şey. ABS yok değil mi bunda? Yok, 4 fren disk bunda abi. Hava soğutmalı. Öyle mi? Ya olur mu abi lan kampana ne diski? 4'te mi kampana? Tabii. 4'te kampana. Tabii, 4'te önden de mi kampana? Tabii. Anam Allah taş eder. 4 fren disk diyor. Arkadaşlar, arabayı sizlerle beraber biz de tanıyoruz işte hep birlikte. Yani bu kadar büyük bir aile izliyorlar ya YouTube'cular. İşte gerçek bir aileyi sizle beraber tanıyoruz. Klimayı deneyelim. Klimanın gazı olmayabilir. Hiç çalıştırmadım ben. Oo, klimada ışık var vallahi. Deneyelim. Soğuğa getir. Size güçlüyor değil mi? Dörden mi? Dur elleme. Belki soğuğa döner. Bekledim de gelmedin. Nerede senindir? Biz pite söyledik. Hele sanki hafif
Somuz gibi mi? Yanlış mı hissediyorsun? Yok. O benim üşüdü lan manyak. Senin yalanla. Gaz doldurması lazım o zaman. Evet, gaz doldurması lazım. Frenleri yapıldı, ESC'ni yapıldı. Camlarını söyledik. Motorun hafif bakım yapıldı. Yağı suyu değişti yani. Şimdi geldi fiyat kısmına. Bu arabanın fiyatını bir konuşalım sizle. Sevgili arkadaşlar, arabamızı sürdük, test ettik. Evet, arabamız ekspertiz raporunda. Göründüğü haliyle, içiyle, dışıyla falan böyle bir helake duruşu var. Şöyle ızgarımız falan yok. Yani burada logo falan yok arkadaşlar. Yani bunların hepsini arkadaşlar böyle olumsuzluk olarak... James Bond'da oynadı ya, o yüzden amblemi yok abi. Yasak ya filmlerde. Öyle mi? Tabii. Yani biz de kliplerimizde ve şeylerimizde... Arkadaşlar ya, olumlu tarafından bakacak olursak, yani buraya istediğiniz armayı takabilirsiniz. Toyota ile sınırlı değilsiniz artık, yani her şeyi koyabilirsiniz. Mercedes de yapabilirsiniz. Subaru da uyar buraya. Arkadaşlar, işin şakası bir tarafa, arabamızın fiyatını şöyle belirleyelim. Şimdi internette bunun 10 tane arabadan bir araya getirilmiş. Yani böyle peynir gibi doğranıp bir araya getirilmiş hali bile, en kötüsü bile muhtemelen 50 bin lira yoktur, değil mi? Yani sanmıyorum çünkü... Ben de sanmıyorum. Bir de abi yok. Adamlar yazıyor, şasaport işlem yazıyor da gidince çok daha kötü çıkabiliyor yani. Tabii tabii, yani internette mesela atıyorum 60 bin lira, 65 bin lira bir araba buluyorsun, hiçbir şeysi yok diyor, gidiyorsun. Benim kırmızı Şahin nasıldı? Çok güzel diye gitti. Fotoğrafları nasıldı? Helake çıktı araba. Araba mahv... Yani o videoyu arkadaşlar izlemiştir. Arabada hiçbir şey yok diye ilandaydı. Yalvaçtaydı araba. Sıddığı almak için gittik Şahin'i. Araba bundan daha da kötüydü, evet, ya. Evet. Abo. Yani Allah esirgesin düşman başına. Düşman. Ha, düşman. O yüzden internette işte mesela adam 65 bin lira yazmış ya arabasına. Şasisinde, podyesi, her şey temizdir falan diyor ya. Velev ki o yanları öyle kabul edelim. En kötü rakamın 50 bin lira olacağını varsayıyorum. Burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bizim işte yaklaşık 2 bin lira, 3 bin lira aşağı yukarı belki bu minvalde bir masraf ettik bu arabaya. Biz bu arabayı Instagram'da anketi açalım arkadaşlar. Bir de YouTube'da şey bölümünü anket açalım. Topluluk bölümünü anket açalım. Hemen bu videoyu izlediğinizde arkadaşlar, Instagram Para Babası Fırsat Arabaları Instagram sayfamıza girin. Oradaki anket bölümüne bakabilirsiniz. Bu videoyu izler izlemez topluluk bölümü var ya YouTube'da. Bizim oraya girersiniz arkadaşlar. Oradan da oradaki ankete bakabilirsiniz. Oraya yazalım. Siz kaç derseniz arkadaşlar, bir gün içerisinde anket sonuçlanır zaten. Bir gün içerisinde çıkan fiyattan bize DM'den ulaşan kimse arkadaşlar, pazarlıksız olarak o fiyattan bu arabayı alsın. Araba helake mi? Helake. Yani. Arabanın kaportası, şasesi, her tarafı darmadağın arabanın. Ama araba yürüyor mu? Yürüyor. Arabanın hiçbir sıkıntısı var mı? Yok. Sıddık kaç gündür biniyor mu? Bizde bir adettir arkadaşlar, emin olamadığımız arabayı birkaç gün bineriz. Hatta birkaç tabii hafta deneriz. Bineriz. Şehirler arası yolculuk yaparız, öyle satarız. Bunu yapmadan satmayız. Sıddık aşağı yukarı 20-25 gündür bu arabaya biniyor. Ramazan'dan önce almadık mı? Ramazan önce mi aldıydık? Tabii. Oo, o zaman bir ay oldu. Bir ay geçti oldu. Belki de. Bir ay oldu abi. Bir ay oldu, bir ay geçti. Neyse. Sıddık burnuna her gün gitti geldi. Ofisteki arkadaşlar arabayla çarşıya gitti geldi, işlerini hallettiler. Sıddık'la benzin parasını hallederekten. Yani tüm faaliyetlerimizi eksiksiz gördü. Bir günde bizi yolda bırakmadı. Araba bu. Durum da bu. Her şeyi de şeffaf olarak benzin gösterdi. Benzin çalışıyor bu arada. Artı bir ring. Hangi arabamız önce satılırsa bu araçlarımızın gelirini Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için güzel bir yere yönlendireceğiz. Bunu da sizlere göstereceğiz inşallah. İnşallah. Durum bundan ibaret. Var mısınız söylemek istediğiniz şey? Yok abi. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hadi bakalım. Orucağız da bu kadar oluyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.